Merhaba, kanala hoş geldiniz. Bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Özellikle çiftlik videoları ağırlıklı olarak çok fazla mesaj aldığı için ben de sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Başlayalım. Evet, bu çok hoşuma gitti. Hatta özellikle teşekkür ettim. Öncelikle yani çok güzel mesajlar var. Böyle öven, güzel şeyler söyleyen. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa Ali Çoban, hatta izin aldım isminizi kullanabilir miyim diye kendisinden. Hep kendi göçlerini anlatıyor diğerleri. Siz göç koçu gibi tam bir eğitim videosu çekiyorsunuz demiş. O göç koçu lafı benim çok hoşuma gitti. Yalnız bir göç kanalı değil aslında bu kanal. Yani böyle bir lifestyle daha ama tabii benim ağırlıklı olarak hani o tür videolar daha çok izlendi. Mesleğimiz de bu olduğu için biraz göç kanalı gibi görünüyor şu an ama göreceksiniz daha böyle belgesel tadında. Yine böyle hayata dair pratik şeyler, yemekler, bir sürü şeyler de olacak. Ama yeni yeni başlayacağız artık onlara. Diğer göç kanallarına göre her şey güllük gülistanlık. Fakat bir B planı ile yaklaşmak daha mantıklı. Tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, yani çok güllük gülistanlık anlatılıyor, doğru. Diyorum ya, hani bazen şey gibi geliyor bana. Yani geldik ama bir iş yaptık, hani bilmiyorum doğru mu yaptık, neyse şunlara da kötü taraflarını söylemeyelim de onlar da görsün mü diyorlar ya da hakikaten mutlular belki. Ya ben de mutluyum bu arada. Gel oğlum. Hani özellikle koronadan sonra ne kadar yani hayallerinize hazır ol. Bakın bizim ufaklıklar böyle işte, evet. Dediğim gibi yani özellikle korona ile birlikte bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu anladık. Gıda işi yaptığımız için zaten gıdaya ulaşımımızın kolaylığı, insanlara gıda ulaştırmanın zevki gerçekten özellikle bu dönemde. Küçük bir yerde yaşamak, daha küçük hayatlar, daha biraz daha izole, daha kontrollü bir çevrede olmak falan. Yani hakikaten şu an bir toprağınızın olması, daha küçük bir hayat yaşama lüksü. Bu gerçekten şu an lüks. Yani lüksten kaçmaktı önceden bu ama artık bu lükse giriyor. Çok doğru bir iş yapmışım. Yani önceki videolarımda büyük şehirle ilgili söylediğim birçok şeyi korona ile birlikte çöpe atabilirsiniz gerçekten. Yani bunu da söylemem lazım. Siz çiftçilik yapmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl öğrendiniz bu işi? Hikayeniz nasıl geçti? Yerinizi nasıl seçtiniz? Şimdi benim ya aslında hikaye şöyle. Küçüklüğümden beri çok kısa geçmeye çalışacağım. Dedem ve anneannem yazın fındık zamanı buraya gelirlerdi. Onlarla birlikte ben de yazın çok seviyordum burayı, biz de geliyorduk. Ve fındık zamanı fındıkla ilgili, toprakla ilgili, doğayla ilgili dedemden o kadar kadim bilgiler öğrendim ki. Bu benim avantajımdı, biz üç nesil yaşıyorduk çünkü. Ve o üç neslin çok kaymağını yedim. Yani çok yaşayarak öğreneceğiniz birçok şeyi iki nesil üstten çok daha sağlıklı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz çünkü. Dedem belki de benim ilgimi gördüğü için bütün detayları bana anlattı. Tabii o da olabilir. Oğlum ve bakın. Efendim canım. Gel. Karınca beni sever. Karınca seni sever tabii. Nerede karınca? Düşmüş. Oğlum da eline karınca gelmiş, bana onu gösteriyor. Karınca nerede? Arkın hayvan şurada ama. Bak bakayım. Evet. Daha sonra da yıllar geçtikçe, ben radyo televizyon sinema mezunuyum. Yıllarca da kendi mesleğimi yaptım. Bir süre sonra artık hani böyle çok düzenli değildi işler. Hani bizim sektör öyledir. Bir iş olur, bir proje olur, başlarsınız, başlamadan biter falan, böyle çok kaygan bir zemin. Toprağı da çok seviyordum. Fakat asıl benim hikayem biraz mistik yani. Burası çok güzel. Bir gün İstanbul'daki evimizin bahçesine fesleğen fidesi dikiyorduk, hiç unutmuyorum. Ve fesleğen fidesi dikerken benim çok mutsuz olduğum bir gündü o gün. Çok kötüydüm. Arkadan konuşmalar geliyor. Siz onları şey yapmayın. Nasıl yapmayın? Nasıl yapmayacaksınız? Oy. Efendim oğlum. Afiyet olsun. Ne Şakir'di o? Kral Şakir. Sakar Şakir. Sakar Şakir. Evet, bir gün yine işte o gün fesleğen fidelerini dikerken Allah'ım dedim, yani çok mutsuzdum o gün, çok kötü bir gündü. Dedim ki yani bana bir işaret ver, ben yolumu nasıl çizeceğim, ne olursun bana bir işaret ver dedim. Toprağa böyle küçük bir küreğim vardı, onunla yapma oğlum, oğlum yapma. Küreği sapladım. Metal ses böyle çıt çıt ediyor. Bir kazdık topraktan manat, 1000 manat böyle bozuk paralar çıktı. Bir sürü ama hani böyle bir anda böyle hazine bulursunuz ya, aynı öyle oldu. Tam da böyle Allah'ım bana bir işaret ver, hani paramı nereden kazanayım, ben ne yapayım falan diye aklımdan bir sürü şey geçiriyordum. Ya dedim bu bir işaret, hani bu kadar olamaz çünkü. Bir sürü 1000 manat, yani Türkmenistan'ın parası. Bunlar çıktı. Sonradan biz tabii onu çözdük. Bizim küçük bir kızımız vardı. Gülsüm benim de manevi kardeşim. Öpüyorum buradan onu. Gülsüm babamın, o bozuk, rahmetli babamın bozuk paralarıyla
Türkmenistan'da çalışıyordu o dönem. Onlarla çok oynardı. Onları balkondan dışarı fırlatırdı yıllar önce. O toprağın altına karışa karışa bana bir mesaj vermek için bekliyormuş demek paralar orada. Böyle de enteresan bir durum olmuştu o gün. O sene ben çok sık buraya gelmeye başladım. O zaman fındık tabii. Fındık var, mısır var, başka hiçbir şey yok. Fakat tabii geleneksel, yani eski usul, işte bu yaz gübre satılıyor, kış gübre satılıyor falan tabii. Dedemin de bildiği oydu o dönem. Önce onları bıraktık. 2012'de ben karar verdim. 2011, teşekkür ederim hayatım. 2012'de başladım bunları yapmaya. İşte doğal gübreler var mı, fındığa ne yapabilirsem. Böyle kafa yordukça bu işin içine girmeye başladım. Ve 2013'te de artık buraya temelli geldim. Aslında hikaye ilk böyle başladı. Yani kendimin, ya benim merakım vardı zaten. Böyle de kendi hani mesleğimde de işler istediğim gibi gitmeyince falan. Ben de buraya geldim. Sonuçta değerlendireceğim toprağım vardı burada. Böyle başladı. Burada da ilk işte gül seralarıyla başladım. Sonra toprağa zarar vermek istemediğimi fark ettim. Çünkü çiçek yetiştirme toprağa, yani ilaç vermenizi gerektiriyor. Sera da yapıyorsunuz kesme çiçek işini. Ve başka türlü olmuyor. Karadeniz bir de çok nemli olduğu için iklimi. Sera dediğiniz şey sadece nem. Dolayısıyla çok fazla, özellikle mantar hastalıkları çok fazla oluyordu. Başka böceklerde. O yüzden o işi bıraktık ve tamamen doğal tarıma geçtik. Fındıkta tamamen doğal tarıma, her şeyde. Doğaya ve toprağa, yeraltı suyuna, havaya, yani aklınıza gelebilecek hiçbir şekilde, hiçbir yere, hiç zarar vermeden, çok içimize sinen çok temiz bir tarım yapıyoruz şu an burada. İşin özeti aslında bu. En çok cevaplamayı sevdiğim soru geldi. Sizin için organik ne demek? Ya organik lafını biz çok kullanmıyoruz. Biz doğal tarım yapıyoruz. Yani tarım aslında saf tarım yapıyoruz biz. Yani organik lafını çok sevmiyoruz. Ama illa hani organik kelimesiyle anlatmamı istiyorsanız, organik öncelikle doğru tohumla başlıyor. Atalık, din, yerli, yerel, tabii bunların aralarında farklar var ama. Düzgün tohum, temiz toprak. O bahçeyi suladığınız temiz bir su. Biz tohuma çok önem veriyoruz. Hatta en çok tohumun üzerine titriyoruz. Burada köylülere de, etraftakilere de kendi tohumlarımızdan verip onlarla paylaşıyoruz. Tabii ki sen hiçbir ücret talep etmeden asla. Yeter ki o eski tohumlar, o mis kokan salatalıklar, domatesler her bahçede yetişsin. Biz sadece hayvan gübresi koyuyoruz. Bahçemizde, bizim fındık bahçemizde koyunlar geziyor Nisan ayına kadar. Yaylaya çıkana kadar koyunlar bizim bahçemizde kalıyorlar. Onlar bol bol gübre bırakıyor. Ayrıca o koyunların sahibi de bizim için bir yerde gübreleri kurutuyor. Gübreler iyice yanıp kuruduktan sonra da biz onu sebze bahçelerimizde kullanıyoruz. Bir de yine bahçemizin emektarı vardır, çavuş. Onun da orada, onun ineklerinin de yine gübrelerini yakıp bahçeye koyuyoruz. Bu kadar. Köyde ne iş yaparak geçirebiliriz? Şimdi geçinebiliriz mi, zamanı mı geçirebiliriz? Zaman geçirmek diye anlıyorum ben bunu Yunus Bey. Köyde ne iş yapabilirsiniz? Yani dediğim gibi zaten toprakla ilgileneceksiniz. Yani mecbur, en güzel tarafı o zaten. Ama o arada internet bir derya bu konuda. Çok fazla araştırma yapıp, mesela ben yeni öğrendim, bununla ilgili video çekeceğim. Kahve telvesinden müthiş bitki besin maddeleri yapılıyor. Harika solüsyonlar yapılıyor. Etkin mikroorganizmalar var, bunlarla ilgilenebilirsiniz. Kompost yapabilirsiniz. Köyde bir yeri kazın. Toprakla birlikte evin organik atıklarını karıştırın. Solucan gübresi yapabilirsiniz. Normal solucan, illa Kaliforniya solucanı bulmayı verin. Birkaç solucanı alın, atın bir yere. Oraya da yine organik çöplerinizi koyun. Toprakla... Aferin kızım sana. Organik çöplerinizi koyun. Bu şekilde kompost yapın. Solucan gübresi yapın. Ne bileyim, küçük bir yapabiliyorsanız bir taş fırın yapın. Taş fırında ekmeğinizi pişirin. Kendi peynirinizi yapın. Yani birçok şey yapabilirsiniz. Benim anladığım, demiş birisi, göç edilen yere yakın, büyük yerleşim yeri olmalı, para olmalı, araç olmalı ya da bu iş sadece yazları yapılmalı. Evet, benim özellikle ilk videomun üstüne yapılmış bir yorum büyük ihtimalle bu. Evet, yani göç ettiğiniz yere yakın büyük bir yerleşim yeri olması sektöre de yakın olmanız açısından önemli. Herhangi bir ihtiyacınızı, sağlık olur, gıda olur, başka bir şey olur, onları daha rahat karşılamanız açısından da önemli. Evet, büyük yerleşime yakın olmak doğru. Onu çok doğru çıkartmışsınız o sonucu. Evet, yani bu işin külfetini çekemem diyorsanız da, daha hobi gibiyse bu işi evet yazın yapın sadece. Kışın çekilecek çile değil efendim. Hakan Bey bana şöyle demiş. Konforlu hayat yaşayacaksan neden doğaya geldiniz? Hayat üretmekten ibarettir. Her şeyden önce hedefin olacak. Gidecek ya da kalacaksın. İnsan iki hayatı bir arada yaşıyor iki hayatı birden. Yani iki hayattan kasıt bu, gene ilk videoya gelmiş bir yorum herhalde. Hani ben İstanbul mu, orası mı, burası mı diye böyle bir tereddütteyim o ilk videoda çünkü. Bunu da yapabiliyorsunuz.
Eğer kastettiğiniz şey buraya gelip küçük bir yere yerleşip orada iki hayat yaşamaksa çok avantajları var. Kesinlikle de o iki hayat bir arada yaşanıyor. Bir de ya şu değil, ben şunu anlatamadım herhalde. Ben köye yerleşeceğim, tam bir köylü gibi yaşayacağım falan diye gelmedim. Ben bazı belki şehirden gelen huylarımla da toprakla uğraşmaya, o yani doğayla olmaya, aynı zamanda da bazı isteklerimden de vazgeçmemeyi seçtim. Yani bu da çok normal bir şey. Onun için hani böyle o çok gelmiş bana. Böyle hani şımarık şehirli köyde, hani yani böyle öyle bir tavır var bazı şeylerde, yorumlarda. Bunu anlamak için keşke gelseniz de buradaki insanlara beni sorsanız. Ben bahçede yağmur çamurda eller bacaklar batmış vaziyette nasıl çalışıyorum? Bir görseniz yani. Evet, yine şimdi biraz yine eleştiri okuyacağım. Bu biraz hali vakti yerindenin keyfi göçü olmuş. İki yerden ev tutmak mı? Oh, suyundan da olsun demiş izleyenlerden biri. Şimdi hali vakti yerindenin, ya hali vakti yerindeden ne anladığınızı bilmiyorum ama sanırım ben çok olduğumdan tuzu kuru çıktım herhalde videolarda, yani öyle değil. İki yerden ev falan tutmadık, yani o sonuca nasıl vardınız bilmiyorum. Suyundan da olsun, yani teşekkür ediyorum yorum için. Bekar bir bayan tek başına köyde yaşayabilir mi sizce? Yani bu zor bir soru. Ben evet, bekar bir kadın olarak tek başıma köyde yaşadım bir süre. Orası benim bildiğim, insanların da beni bildiği, dedemi çok iyi tanıdıkları, işte ailemi bildikleri bir yerdeydim. Ben, benim avantajımdı. Tamamen yabancı bir yerde hop diye tek başınıza bir kadın olarak yaşayabilir misiniz? Ya onu bilmiyorum ama böyle durumlarda bildiğiniz bir yere gitmek, tanrının sizi bildiği bir yere gitmeniz tabii ki avantajlı. Benim ilk tavsiyem tabii ki o. Tembel insan bu hayatı 2-3 yıl sürdürür. 5. 6. sene pili bitip cozutabilir. Çoluk çocuk sahibiyseniz mesela, işte eğitim vesaire demiş. Evet, yani o doğru. Tembel insanın işi değil çünkü çok ciddi anlamda çalışmanız gerekiyor. Bir de bu hani şehir hayatındaki işe alışınca, yani plazada, kapalı mekanda, kaloriferli yerlerde falan ya da yazın klimada. Burada yani bu hayatı seçtiğinizde pek öyle olmuyor. Dış şartlar da sizi zorluyor. Tabii yani tembel insanın işi değil. Pilin bitmesi de çok 5-6 yılı bile bulmaz. Bir yorum, tamam, teşekkür ederim. Evet, modern yaşam ve köy yaşamının bir arada yürüyebilmesi hakkında fikir veren videolar çekmeye yönelirseniz keyifle takip ederim. Teşekkürler. Evet, olacak. Onlardan yapacağım. Videoyu şehirde çekmek iyi olmuş. Bu arada ben şu an şehirde değilim. Ama o video şehirde çekilmişti. Videoyu şehirde çekmek iyi olmuş. Ama ayrıca şehir mantığından kurtulamamış bir beyin gördüm. Köyde büyümediysen olmaz. Ne kadar kaçmaya çalıştıysanız da olamaz. Denemeyin derim. Çok şey öğrenmek gerek desem de yine de olmaz. Büyümeniz gerek. Benim gibi, bizim gibi. İşte böyle mesajlar da geliyor. Biz köyde büyüdük, sen büyümedin. Ne işin var köyde? Video şeyleri, yorumları da geliyor. Şöyle söyleyeyim. Ben şu an, yani köydeki insanlar bana sirkeyi nasıl yaptığımı soruyor. Anlatabiliyor muyum? Onlardan bir şeyler öğreniyorum ama ben de onlara bazı şeyler katabiliyorum. Yani öyle bakmayın. Öyle değil. Hayat öyle değil. Ayrıca şehir mantığından kurtulmuş bir beyin görmeniz çok doğal. Köyde büyümemiş olabilirsiniz ama köyde yapılacak şehirli bir fikriniz olabilir. Bu da şehirli beyinle oluyor. Onu söyleyeyim. Evet, videonun sonlara doğru geldik. Artık kalanını evde çekeceğim. Ben yıllardır bir sürü şey okuyorum, öğreniyorum. Buradaki insanlardan çok şey öğreniyorum. Onlara ben alıştıkları o sentetik gübrelerden, kimyasallardan uzak, çok daha sağlıklı bir tarım anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca o şehirli beyin buraya çok faydalı olacak şeyler yapıyor. Yani küçük küçük, fırsat buldukça. O yüzden lütfen hiç kimseyi dışlamayın. Ben burada 7 yıldır çünkü... Çok çok gerçekten çok çalışıyorum. Çok uğraşıyorum iyi bir şeyler yapmak için, faydalı şeyler yapmak için. Yani yavaş yavaş yaptıklarımızı gördükçe, evet ya, iyi ki yapmışsınız bunu dersiniz umarım. Birisi şey yazmış, çok hoşuma gitti. Çocuk varsa delilik yapamıyorsun. Arsa aldım, konteyner aldım. Konu gitmeye gelince 2 günlüğüne gidip homurdana, küfrede geri geliyorum demiş. Doğru. Kolay bir iş değil. Çocuk varsa çok daha zor. Benim de en büyük sıkıntılarımdan biri buydu. Ama bu İstanbul'da bu mecburen gidip kaldığımız uzun dönemde buradaki hayatı da özledim. Onu itiraf etmem lazım. Bir de artık hani eğitim sistemi şu bu, al işte bir korona, bütün okullar kapandı, her şey online'a döndü. Siz evde doğru şeyleri çocuğunuz doğru şeyleri yönlendirerek onları doyurabilir, besleyebilirsiniz. Yani kültürel açıdan diyorum. Birçok şey aslında sizin elinizde. Ben en çok bunu anladım bu dönemde.
Rusya'dan bir mesaj vardı. Rusya'da köye taşınma konusu da popüler ama hiç kimse şehri terk etmek için acele et, işte köylerde iş yok, köyler ölüyor diyor. Ben bunu böyle daha Türkiye'ye ait bir sorun gibi düşünüyordum ama pek öyle değilmiş bayağı. Demek Rusya'da da aynı sorun var. Videonun sonuna geldik. Bu böyle bir içeride bir dışarıda bir böyle aktüel, böyle biraz karışık bir video oldu ama yani koronanın ayıbı olmaz. Çünkü dediğim gibi çocuklardan uzakta olamıyoruz. Evin içindeyiz, bir de hafta sonu. Hani hiçbir yere de gidip bir şey yapamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.